Merhaba, ben Tunç Hatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün borsayla başlayacağım. Borsada yükseliş vardı. Zaten olabileceğinden bahsediyorduk. Özellikle de bu yükselişin banka hisseleriyle olacağını söylüyordum. Çünkü neden? Aslında teknik olarak bir tepki yükselişi gelmesi zaten bekleniyordu. Lakin asıl burada olayı değiştiren, yani gidişatı değiştiren şey Sayın Cumhurbaşkanımızın faiz konusunda yapmış olduğu açıklamalardır. Aynı yerde olduğunu söyledi. Yani aynı yerde derken zaten daha önceden de biliyorsunuz NAS'lar orada dururken, NAS orada dururken sana bana ne oluyor demişti. Dolayısıyla bir NAS dönemi yaşamıştık biz. Ve Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte artık rasyonel zemine dönülmesi gerektiğini söylemişti ve rasyonel olduğunu bir takım kişilerin düşündüğü işler yapıldı. Ve bununla birlikte de zaten kredi derecelendirme kuruluşları not artışı yapmıştı. Ancak şu anda görüyoruz ki bu açıklamalardan ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu enflasyon sunumundan tekrar o eski NAS dönemine geri dönülecek. İkinci bir NAS dönemi olacak gibi görülüyor. Yani erken faiz indirimi de yapılacak gibi görülüyor bu durumda. Çünkü veriler, ekonomik veriler, verilerin hiçbiri faiz indirimini desteklemiyor şu anda. Ama olacak gibi gözüküyor. Piyasada bunu satın alıyor. Bu ikinci NAS döneminde birincisinde olduğu gibi biz bu faizi indiriyoruz, başka bir şey beklemeyin demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Öyle bir şey olmasını ilk başta beklemiyorum. Biraz böyle piyasayı tedirgin etmeden, ya biz faiz indiriyoruz ama bak enflasyonla mücadeleyi de bırakmıyoruz, aslında bu sıkılık yeterli gibi şeyler söyleyerek durumu idare etmeye çalışacaklar. Bu biraz şeye benziyor bence. Şahap Kavcıoğlu uzun bir süre faiz gerçekleşen enflasyonun üzerinde gerçekleşecek diye bir taahhütte bulunmuştu. Fakat sonunda faiz artışı yapmamıştı ve enflasyon faizi geçmişti. Bunun üzerine de Şahap Kavcıoğlu devam etti ve dedi ki burada biz çekirdek enflasyonu dikkate alıyoruz. Ne çekirdek enflasyonun üzerindeydi faiz. Ama ondan sonraki ay çekirdek enflasyonun da yani çekirdek enflasyonun da artmıştı ve artık o noktada faiz artırmak yerine tam tersine faiz indirimine başladılar. Yani gene öyle bir şey olmasını bekliyorum. Yani bir süre daha böyle bu sıkılık yeterli, merak etmeyin enflasyon düşecek falan gibi şeyler söyleyecekler. Baz etkisiyle biraz gerileyecek ve ondan sonra da artmaya başlayacak. Yıllıkta artmaya başlayacak enflasyon. Enflasyon artıyor. Bak senin faiz artırman gerekmiyor mu denildiği noktada da aynen o Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonu kastediyorum dedikten sonra faizi indirmesi gibi bir şey olmasını bekliyorum. Ve bu durumda bunun da öncelikle banka hisselerine yaramasını bekliyorum. Türkiye'de kendi dinamikleriyle endeks 300 dolara gelebilir. Lakin daha üstü için biraz daha dışarıdan olumlu bir hava olması, yani sadece dışarıdan para gelmesi, bakın dışarıdan para gelmeden 300'ün üzerine çıkabiliyor ama o zaman biraz olumlu bir hava olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin kredi notunda en azından görünümünde pozitif bir görünüm olması, bir övgüler geliyor olması, bakın siz bu enflasyonu zaten %20'nin altına düşürmelisiniz demişlerdi. Evet ya bak iyi gidiyorsunuz, %20'nin altına düşecek falan denmesi gerekiyor ki o 300'ün de üzerini görebilelim, rahat görebilelim. Ve yoksa 300-310 aralığından satışlar gelebiliyor. Banka hisseleri öncülüğünde olmasını beklediğimi söylemiştim. Xbank 2.59. Sınai 0.23, yani bacası tütenler çok iyi olmayacak demiştik bu durumda.
bacası tütmeyenlere bakacaksınız. Ve bakın, üçüncü kademe içinde 9450'nin geçilmesi beklenmeli dedim. Bugün bir ara hızlı bir yükseliş oldu, satışlarla karşılandı tekrardan. Ama iki kademe alınmasını önermiştik. İki kademe aldınız, bitti. Şimdi üçüncü kademe için şu 9450 üzerinde günlük kapanış yapılmasını beklemenizi öneriyorum bu aşamada. Ve de banka ağırlıklı, yani en azından bankaların ağırlığı en az %40 olmalı portföyünüzde. Ne bankalar dediysek de, yani bu Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi büyük bankalar ve kamu bankaları olmayacak içerisinde. O şekilde düşünmelisiniz. Holdingler tabii ki bu arada, yani holdingin bacısı tütmez mi derseniz, holding dediğiniz zaman içerisinde sanayi şirketleri de var, ama yani holdingler de daha farklı şirketler de olabiliyor, mali şirketler de olabiliyor, mali sektör olabiliyor. Yani bacısı tütenler çok iyi değil burada artık, umarım anlaşılmıştır. Şimdi Amerika'ya geleceğim. Amerika'da bugün enflasyon verisi açıklandı. Aslında beklentiler doğrultusunda geldi. Yani şöyle oldu. Evet, şurada CPI, işte şurada beklenti kadar geldi. Yani 315.59'da çıkması bekleniyormuş. 315.66, hemen hemen beklenti kadar. Aylık 0.2 artması beklenmiş. Aylık 0.2, yıllık 2.6 olması bekleniyormuş. 2.6. Yani hepsi beklentiler doğrultusunda. Bu endeksin kendisi bu arada, CPI endeksin, yani 315.3'ten 315.59'a çıkması bekliyormuş. Yani çekirdek enflasyonunda 3.3 olarak kalması bekleniyormuş. O şekilde de o gerçekleşmiş. Hepsi beklentiler doğrultusunda olan bir şey. Tamam, ama beklentiler doğrultusunda da olsa bakın 2.4'ten 2.6'ya bir yükseliş var. Bu da çok iyi değil. Yani Fed'in o istediği güçlü bir enflasyonda düşüş gelmiyor şu anda. Ama yani gelmiyor da, yani 2.6'da 2 hedefine göre yüksek olmakla beraber böyle, yani işin şeklini değiştirebilecek kadar böyle bir şey değil. Yani bu bir ay, iki ay böyle gidebilir. Sonra tekrar düzelebilir. Şimdi bu şekilde Dow Jones çok aşırı bir hızlı yükseliş olduğu için artık buralarda bu piyasa durulabilir demiştik. İşte yatay. S&P bu 6000'lerden satış gelebilir biraz demiştik. Almayı durdurun demiştik. O da aynı şekilde durdurduğumuz gibi yataylık devam ediyor. S&P'de de, Nasdaq'ta da aynı şey olduğunu söylemiştim. Tabii Nasdaq'ta, yani S&P'de olunca Nasdaq'ta da öyle olması normal tabii ki şu şekilde. Yani alımları durduruyoruz bu aşamada. Amerikan 10 yıllıklarda bir miktar düşüş var ama çok fazla bir şey yok şu anda. Yani yatay 2 yıllıklarda biraz düşüş var. Şu, yani piyasa 4.45'i geçemedi. Orada zorlandı ama aşağıda gelmiyor şu anda. O aşağı gelmeyince altında belki düşeceği kadar düştü. Daha fazla git düşmüyor. Yatay bir hareket. Biraz daha aşağıları şöyle görmüştü, 2590 gibi. Şu anda 2600 orada bulunuyor. Ben bu hafta içerisinde bu dipi bulunup yukarı gidebileceğini düşündüğümü söylemiştim. Aynı şekilde devam ediyorum. Gümüşte de benzer bir şeyler, yani biraz daha aşağı gelmişti. Şimdi yatay. O da öyle. Onun için de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani ben bu düşüşlerin artık bu hafta içerisinde sonlanıp tekrar yükselişin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Bitcoin'de vermiş olduğumuz 88.800 bölgesinde dirençle karşılaşıldı. Fakat şu an itibarıyla da geçildiğini, üzerine güçlü bir şekilde geçildiğini görüyoruz. Yani o direnç geçildi. Bundan sonraki hedefimizin de 109.600 olduğunu söylemiştim. O şekilde devam ediyor. Burada yalnız şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle, bu tip şeylerde, kripto paralarda Bollinger bandına dikkat edilmeli. Bollinger bandında ağzını iki tarafa açtığı zaman, özellikle de günlükte,
sert bir şekilde yükseliş olduğunu görürsünüz. Öyle de oldu bu sefer, sert bir şekilde geldi yükseliş. Şöyle biraz azalıyor gibi olsa da pazartesi pazar gününden itibaren bakın şöyle pazartesi çok sert bir şekilde geldi. Ne yapılacak peki bu durumda? Yani sert yükselirken tutarsınız. Yani ben çok çıktı, evet dirence geldi falan diye satış önermem. Şöyle bir takip edilmesi gerektiğini söylemiştik 2 saatlikte Super Trend'den. Onu da gösterelim. Şöyle bakın. Yani 84.500. İşte şunun bir altındaki basamağa bakıyorum. Çünkü daha aşağıda sarkmalar olabilir. O zaman 84.500 altına düştüğü zaman satılır. Diğer zamanlarda satılmaz, tutulur. Peki başka ne? Başka Bollinger bandı bu kadar açıkken almak risklidir. Hızlı bir şekilde yükselirken hızlı bir şekilde de geri gelebilir. Buradan alacaklar kendileri 84.500 stop loss seviyesi belirleyerek alsınlar ya da hiç almasınlar. Beklesinler. Yani daha da hızlı gidebilir mi, yükselebilir mi? Evet, bunların hepsi olabilir. Teknik analiz bize ne olduğu zaman ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bundan Trump'ın kazanacağını birkaç defa söyledim. Seçimlerden önce almak için çok iyi bir yerdi ve oralarda da zaten alınması gerektiğini söyledik. Şimdi söyleyemiyoruz. Yani o yüzden hep şuna dikkat çekiyorum ben. Teknik analizde ne olursa ne yapmamız gerektiğini biliriz. Bize her zaman bugün şunu yapabilirsin veya bu şu tarihte şöyle olur gibi şeyler bekliyor insanlar. Yani hangi tarihte ne olacak, yıl sonuna kadar ne olacak veya böyle bir hedef belirleniyorsa bu hedefin gerçekleşme süresi yaklaşık ne kadardır? Böyle şeyleri göstermiyor teknik analiz. Ama ne olursa ne yapılması gerektiğini söylüyor. O bir şu şekilde oldu, şimdi alın, şimdi satın dediğimizde 1-2 günlük bir pencere oluyor. O arada yapılması lazım bu işlerin. O arada yapılması için de ne olacak? Ya bir pozisyonunuz olacak, sat dediysek pozisyonunuz olursa ancak satabilirsiniz, yoksa bir şey satamazsınız veya açığa satış yapmanız gerekiyor. Ya da alın dediysek paranız olacak. İkisi de yoksa o gün bir şey yapamıyorsunuz zaten ve her gün bir şey olamıyor. O şeyleri kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Bu videoları düzgün takip etmeniz lazım. Düzgün takip etmek için çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Akşam saat 7 civarında zaten hazırlanmış oluyor. Gelip kanala bakıp görebilirsiniz veya abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz. Bu şekilde düzgün takip edebilirsiniz. Twitter'dan abone olabilirsiniz. Sabah da çünkü üzerinden geçiyorum. Böylelikle çok sıkı takip yapmış olursunuz. Yani akşam 7'de duruma baktınız Bitcoin'de. Sabah zaten saat 10'da bir daha işte üzerinden geçiyoruz. Yani arada fazla böyle beklememiş oluyorsunuz. Bu şekilde veya o kadar çok al sat yapmama gerek yok. Ben alıp tutuyorum diyorsanız mesela işte altın için öyle alıp tutun diyoruz. O zaman bunların hiçbirini yapmanıza gerek yok. Aralarda bir seyredebilirsiniz tabii. Bu şekilde yani daha da böyle İnsanların yani sorusu oluyor biliyorum yani. Yıl başında gram altın ne olur? Bu 109.600 hedefi bu yıl gelir mi? Aralığa kadar gelir mi? Gelecek senenin ilk çeyreğinde mi bekliyorsunuz? Bakın bu sistem benim eğitimimde anlattığım sistemde herhangi bir şekilde size bir şey göstermiyor. Yani şu tarihte olur gibi göstermiyor. Temmuz ayında falan yaptığımız şeylerde, şuralarda, videolarda, işte bunu BTC Haber söylüyor. Şuralarda yaptığımız, yani bu çok 57 binlerde yaptığımız şeyde, bu yani bir önceki çalışmamız, şuradan kapatalım. Yani şu çalışmamız zaten yapılmıştı, bitmişti. Ama bu sene içerisinde olabilirdi veya şöyle biraz daha bir çanak gibi yapıp, bakın şöyle, Mart-Nisan gibi de olabilirdi. Ama bu grafikten bunu söylemek mümkün değildi. Sadece hedefi gösteriyor bize. Yani o yüzden
bunu bir her şeyi gösteren bir yapı gibi düşünmemelisiniz. Teknik analiz böyle bir şey değil. Bazıları öyle olduğunu zannediyor ama öyle değil maalesef. Fakat çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ben de zaten eğitimde hep bu konuyu vurguluyorum. Yani ne olduğu zaman ne yapmanız gerektiğini söyler ve çok faydalıdır. Ve her zaman da isabetli sonuç üretmesini beklememeniz gerekiyor. Ve işte bugünlük de bu kadar.